Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersin bugün değil mi? Arka arkaya çektiğim videolar karışıyor bazen. Şimdi silahlarımızdan mermi atmayı göstereceğim. Hemen basit, kısacık bir yöntemle. Önce ben bir tane yaptım. Bir bakalım. Evet, H'ye geçtim. Gördüğünüz gibi merminin ben gözüksün diye hızını biraz daha düşük tuttum. Hatta buraya bir tane de animasyon ekleyelim birazdan. Böyle bir mermi atışı yaptık. Şurada şunu bir onu yapalım mı? Bir daha deneyelim. Bir saniye. Hemen tekrar aldık. Evet, iyi. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Bunu silmeyeyim. Bunun üzerinden anlatayım daha mantıklı. Hem sistemi nasıl işlediğini de görmüş olursunuz. Şimdi öncelikle bir tane input olarak ben left mouse buton oluşturdum. Bu sizin yani mesela input oluşturabilirsiniz. O size kalmış ya da buraya bir tane add custom event oluşturursunuz. Onu çünkü mobilde kullanmak için bir buton olacak ya. Onun gibi yapabilirsiniz. Equip gun silah olduğunda atış yapmasını istediğim için equip gun'ı çağırdım. Muzzle. Şimdi muzzle nedir? Muzzle arkadaşlar bizim silahımızın ucundan atılan mermi. Şunu silelim, ben bunu kullanmadım. Şu muzzle silahımızın ucundan atacağımız mermi. Bir tane aktör oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Oluşturduğunuz aktöre ben biraz daha uzun tercih ettim muzzle'ı. Hatta bu bir spear. Shape spear. Onu çağırdım. Şu değerlere göre oluşturdum. Yani 0.2, 0.2 ve 2. 0.02 pardon. Bu değerlere göre oluşturdum. Onun dışında spear zaten bunu neden koydum spear'i? Çünkü spear collision mesela birini vurduğu zaman belli etmesi için ya da birinden can götüreceği zaman belli etmesi için. Mesela ben static machine collision'ını nerede o? Collision'ı bulamadık. Ha. No collision yaptım yani. Temassız olacak bu. Spear temaslı olacak. En son bir tane de projectile movement ekleyin arkadaşlar. Ben bunun hızını ilk başlangıç hızını 10.000 yaptım. Maksimum çıkacağı hızı da 12.000 yaptım. Buradan başka bir şey değiştirmeyin. Ha bir de şunu değiştirin. Mesela ben 1 saniye sonra destroy ettim mermiyi. Çünkü atıyorum 100 tane mermi çıktınız. Sahanın içerisinde 100 tane mermi oluşur. Bunu destroy etmezseniz yani yok etmezseniz bu sefer de şey olur yani oyunun boyutu yükselir oyun içerisinde. Bu FPS değerini düşürecektir. Aklınızda olsun. Kesin düşürür yani öyle söyleyeyim. Özellikle düşük olan telefonlarda kesin düşürür. Şu hızını biraz yükseltelim. 20.000 yapsam şunu. Şurada 25.000 olsa. Bunu aynı da yapabilirsiniz. Genelde aynı yapardım ama. Kontrol sağlayalım. Şu hız değerinde nasıl ilerliyor? Bakalım ben de. Evet, bayağı hızlandı. Sefer de şey gözüküyor. Çıkış yeri az gözüküyor. Neyse şuradan düzeltiriz onu. Aslında düzeltmeye de gerek yok. Mermi zaten gözükmez de orada. Oynayan insanlar bir görmek ister ya merminin gidişi normalde mermi gözükmez gerçekten. Aklınızda olsun. Bence mermi gözükmemiş halini yapın. Yani olabildiğince hızlı olsun. Sadece silahın sesini yapın ve ne deniyor? Karakterin bir animasyonu olsun. Onları yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi Equip Gun içerisinden ben silahımı çağırdım. Bu Guns dediğimiz nedir? Hemen gösterelim. Şurada Master Gun içerisinde bir tane Gun yapmıştık ya, Scatter Mesh olarak. Bu Guns, o Guns. Onu çağırdım. Sonra ben bundan Get Socket Location dedim. Neden Get Socket Location? Çünkü silahın mermisinin çıktığı yeri belirlemem gerekiyor. Belirlediğim yerde muzzle kısmı. Muzzle kısmı neresi? Hemen oraya göstereyim. Hatta AK-47'nin içinden göstereyim.
AK-47'de arkadaşlar bu silah formasyonlarını aldıysanız ücretsiz olarak kendi muzzle kısımları var. Bunu siz de oluşturabilirsiniz. Direkt normal soket oluşturmadan head soket dersiniz. Oluşturursunuz. Hepsini de aynı oluşturun. Aklınızda olsun. Çünkü hepsini ayrı ayrı silah sistemi yapmanız gerekir o zaman. Aynı oluşturmazsanız. O da çok büyük bir zaman kaybına yol açar. Muzzle sistem oluşmuş vaziyette burada zaten gördüğünüz gibi. X açısında olacak yani karşıya bakar olacak. Yani sağa sola bakıyorsa o zaman da mermi sağa ve sola gider. Aklınızda olsun. O muzzle'ı kopyaladım. Ben buraya yapıştırdım. Şimdi rotation, merminin rotası nereye gidecek? Bunu belirlemek için kameradan ben bir örnek aldım. Neden kameradan örnek aldım? Çünkü mermim yani hedefi kameraya göre belirleyeceğim sonuçta. O yüzden kamera kullanıyorum. Şu get forward vektör silah merminin kameradan çıkış alanı. Yani mermi ne kadar uzaktan çıksın. Onu belirliyorum. Hatta şu get socket location'a direkt bağlasak şunu kullanmadan dur bakalım böyle nasıl olacak. Hiç mermi önden çıkma açısı koymadan yapsak ne dedik. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı hemen hemen aynı. Hatta şu şeyi bakın biraz daha uzatabiliriz bazını. O zaman da bayağı şu askerlik yapanlar bilir, izli mermiler vardır. Onlar gibi olur. Şöyle az öyle kaçtık. Bakayım nasıl olacak merak ettim şu an. Çok uzun olsa da çok saçma olur. Aa bu iyi aslında bak. Uhuz'a göre gayet güzel gidiyor. Sonra arkadaşlar böyle bir dursun şu an. O şekli de güzelmiş. Rotation'ı bağlı. Bu arada spawn aktör tanımladım arkadaşlar. Burada muzzle'ı ekliyorsunuz. Oradan spawn transform'dan make transform yaptığınız zaman zaten orada location rotation scale çıkar. Rotasını kameradan çıkış lokasyonunda silahtan verdim. Bu kadar. Aslında çok basit bir şey. Çok kompakt bir şey yapmıyorsanız. Birkaç bir şey daha ekleyelim biz. Ne ekleyelim mesela? Hemen bir tane göstereyim eklememiz gereken şeylerden birini. Silahı aldım. Silah combat modda değilim. Bakın. Şurada gözüküyor mu? İyi, ateş etmiyor. Yere ateş ediyor da gözükmüyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Combat modda olmasını talep edeyim ben burada. Mesela şurada şunu aldık mesela. Yep combat mod. İstedik. Eğer combat modda ise atış yapsın, spawn etsin. Bunu talep ettik. Bir tane de şey oluşturalım. Play animontaj. Bu animontaj ne olsun? Mesela silah atış esnasında bir hareket kazansın karakter. Hemen. Neredeydi ya? File olarak mı çıkardım? Ha, evet, file'mış. Bakalım şöyle. Evet, gayet atışını yapıyor. Şurada şey değerini değiştirelim. Biraz daha frame değeri fazla olsun. Bu tamam. Animontaj yapıyorum hemen bunu. Animontaj olarak geldi. Daha önce yapmıştık arkadaşlar. Anim Slot Manager Upper Body. Bir önceki dersimizde yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bunu hemen upper body'ye taşıyorum. Hareket halindeyken de atış yaptığımız belli olsun diye. Burada ekstra değiştireceğim bir şey yok şu an için. Gözükmüyor. Sıfır 25'i değiştirebiliriz belki.
Şu an bir düşünüyorum. Burada mesela Brent time değerini değiştirelim 0.05 olsa. Bunu neden değiştiriyorum? Biraz daha belirgin olması için. Yani animasyonun başlangıç ve bitişini değiştirdim ben. Blend zamanı. Bir bakalım, bir kontrol sağlayalım. Hemen şuradan. Ailesoid Sandwich Mermi atıldıktan sonra mı siyah animasyon olsa? Bakalım, bir ilginç olabilir. Oo, gayet güzel oldu. Ama bu sefer de shotgun'da sıkıntı şey. Onu ayırmamız gerekebilir daha sonra. Normal Iron Sight'te omuz hareketini gayet güzel yapıyor, mesela bu blend time'ı değiştirmezseniz arkadaşlar, orada normal bir atış, hemen gösterelim. 0.25 aldık mesela. Şuraya bir yer alalım. Şuna işimiz yok. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi çok hafif bir hareketlenme oluyor. Ama şöyle biraz daha geniş spektrumlu yaparsak. Daha net oluyor. Onun dışında bir de ses ekleyelim. Silah sesi indirmedim. Silah atıldıktan sonra ses çıksın. Play sound location. Location neresi olsun? Tabii ki muzzle'ın olduğu yer olsun. Silah sesimiz yok. silah sesine ne olacak? Fire var mı ki? Aa, varmış ya. Bakalım nasıl. Kesin ateş sesi çıkar ha. Ateş anlamına da geliyor ya. Ateş sesi çıkacak. Bunu değiştirelim. Fire. Kuveler var. Bu olmaz. Expulsion. Patlama sesi yapalım bakalım. Onu siz Free Sound diye bir site var arkadaşlar. Oradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu da çok sesini yani onu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu an ses indirmekle uğraşmadım. Son ses dosyaları, evet buradaydı. Bir ara indirmiştim de. Bakayım burada mı hala. Silah yok ya. Saniye durdurup bir tane silah indireyim ya. Bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar Free Sound sitesi. Buraya üyelik oluşturuyorsunuz. Neydi şeyin adı? AK-47. Şöyle yazdığımız zaman Veloat falan da var. Böyle 0.0'lık birini indirin. Evet, bu iyi gayet. Bunu indiriyorsunuz. Bir saniye, hemen yine durduruyorum. Kesbiçle uğraşmamak için videoda bu şekilde durdurma yaptım. Download diyorsunuz arkadaşlar. Ses dosyasına tıklayıp o download ediyor. Mesela ses dosyası hatalı geldiği zaman arkadaşlar, bazen MP3 haline indirdiği zaman hatalı veriyor. Onu şeye çevirmeniz gerekiyor. Bunu buraya taşıyayım. İyinin içerisinde şuraya taşısak. Hatalı veriyor. Mesela şu an hatalı indirirse onu yapalım. Yok, düz indir. Onu mesela MP3 dosyasını WAV dosyasına çevirdiğiniz zaman niye çalışır vaziyette oluyor. Şimdi AK-47'yi ekleyelim.
Evet. Şu pitch'ten arkadaşlar sesin değerini değiştirebilirsiniz. Şu an değiştirmeyelim. İl olarak kalsın. Sesi mesela ses soğuktaki ufak değişiklikleri yapabiliyorsunuz. İnce ayar. Hemen bir atıştırayım. Gayet güzel. Ekstra bir şey değiştirmeye gerek yok şu an. Şurada neredeydi? Mesela 0.5 yapalım şunu. Sesteki değişime bakın. Sanki tünelin içinden ateş ediyormuş gibi. Yani ufak değişiklikler sağlayabilirsiniz. Kafanıza hangisi uyarsa. Sonra tane point light ekleyeceğim de. Point light genelde şeyde oluyor. Karanlıkta daha net ortaya çıkıyor. Mesela spawn dedim bir tane. Bir aktör daha oluşturdum. Spawn aktör from class. Şimdi ben bir tane oluşturmuştum. Muzzle point light. Normal bir tane şey. Işık. Point light çağırdım aktörü. Onun ışığını sarı yaptım. 1000 değerinde. Ekstra bir şey yapmadım bunda. Bu da bir aktör. Şimdi bunu çağıralım. Muzzle point light geldi. Tabii ki hata verecek. Şeyi göstermemek. Span transformer. Split dedim şuna. Şundan bir tane daha değer alalım biz. Location. Bu lokasyonda ateş et. Karanlıkta daha net ortaya çıkar. Burada çok ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Hemen bak. Burada biraz parlıyor. Allah. Şeyle silahla beraber parlıyor. Transform olarak yapsam. Değerden de alınmıyor. Çok öne aldım bu sefer. Bir dedik. Hatta şunu 5 desek. Şöyle biraz daha önde olsa. Şey azaldı biraz. Işık kusma değeri. 20 dedik. Evet, biraz daha oturaklı oldu. Bu arada bu sıralamayı arkadaşlar siz belirleyeceksiniz de. Sıralamadaki örneklendirmeyi şu şekilde yapabilirsiniz kafanızda. Şimdi bir silah ateşlediğiniz zaman önce mermi çıkar, değil mi? Mantıken. Daha sonra mermi çıktıktan sonra silahın tepmesi oluşur. Şu an kendi elimle de yapmış olduğum gibi kendi kendime. Sonra sesi çıkar. Arkasından ışığı çıkar. Belki ışık belki sesten önce çıkabilir ya da animasyondan önce çıkabilir. Onu şuraya alsak şöyle. Daha güzel olur gibi. Bakalım bir tekrar. Evet, gayet hoş oldu. Işık biraz fazla kalıyor sanırım.
Lifespan nerede? Lifespan, evet. Şu 0.1 olsun. Çok uzun süreli yaşamasın. Evet, gayet güzel. Şu lifespan şey gösterecektim ben, bazım siz yok olup geri gelmesini. Şimdi Muzzle'ı ürettikten sonra arkadaşlar hemen 1 saniye sonra kaybolacak, bakın. Evet. Evet. Sol tarafa bakabilirsiniz arkadaşlar. 3 köye gidiyor. Muzzle 2 oluyor. Bunun süresinde mesela iyi ayarlamanız gerekiyor. Bir 1-2 saniye olsun. Çünkü karşıya ulaşacak. Karşıyı vuracak. Ondan sonra yok olması gerekiyor. Yani karşıya ulaşmadan yok olursa hiçbir anlamı yok. Aklınızın bir köşesinde dursun. Dersimiz bu kadardı. Biraz ayrıntılardan bahsedince uzun oldu. Sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar.